Ediyorum efendim, kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Benim oraya sınav seni arıyordum. Ya şimdi ne yapayım, onu orada ya. Alırdım. Ben orada değilim, ben o çıktığı zaman buna bir kafa indirirdim, yere sığırdım. Ama bana yakışmaz, yakışırdı. Bunu Artvin bundan bekledi. Savunmanın sağ tarafında Şener, sol tarafında İsmail Köybaşı. Serdar'ız. Ooo, İsmail Köybaşı. Devam. Ne yapıyorsun lan sen? Bu bir Eren'e benzemiyor mu bu çocuk? Aa, harbiden benziyor. Alkollü arabanın içine binip de bu şekilleri hakir midik desem yalan olacak. Yerde lan bana. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın. İsa olsan senin bir an önce uzaylılar benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu program işte. Bu program bozdu ve sosyal medyanın günümüze gelmesinde, bu hale gelmesinde bu programın çok büyük etkisi var ya. Bak bu programdaki yarışmacıların konuşma stilleri bilmem neleri, en olayların başı bu program diyebilirim ya. Değişik konuşmalar, böyle efendime söyleyeyim, bu tarzlar falan gerçekten bu programla başladı. Bunun öncesinde yok böyle bir şey. Teşekkür ederim. Neyse, böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Ece, çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Hukuk fakültesi hangi bölüm? Beziyor. Peki hangi topu istiyorsunuz? Ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bisikletin afeki olduğu dönemler. Ne söyleyeceğim? Araba hangisindeyse en büyük top o. Tut! Hayır! Tut! Hayır! Tut! Herkes kendi topunu tutsun. Araba hangisindeyse sakın kanlayın. Hiç fark etmez. Topuna sahip çık, topuna! Aydın be! Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündüklerini söylüyor. Benimkine çok benziyor. Böyle biraz robot gibi olmuş. Yani ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelinin robot. Dur ona bakacağım bir dakika. Türk dizi tarihinin en komik 54 saniyesi. Ben karar verdim. Hiçbir şey yok. Karşı cinsten biriyle evleneceğim. Kim oğlum sana karşı gelen cins? Çaksana ağzına iki tane. Oğlum ne duydum? Evlenmeye karar vermişsin, Allah. Baksırlar dile gelsin. Oğlum artık dışarı fışkıracak, Allah. Oğlum bu ne? Dizi neler neler anlatıyor abi dizi. Banlanırız bazı sahneleri izlersek. Lan var mı lan böyle bir? Var. Aa, böyle miymiş lan? Bu dizide böyle şeyler deniyor muymuş? Lan tohumluk, sen evlenmeye mi karar vermişsin? Bizde kavga var sandıydık. Biz de Alan'la düşünüyorduk ki bu oğlan herhalde içeride homoseksüel oldu. Oha! Ne amına koyayım? Benimle ilgili bir daha böyle acayip şeyler düşünmeyin. Vallahi billahi olası torununuzu size karşı kışkırtırım ha. Kışkırtırım. Soyumuz geçen sene göre çok azaldı. Korunma sakın ha. Lan bu akşam vakti yayınlanan bir dizi değil miydi oğlum? Evet. Genel kitlenin izlediği saatlerde. Evet. Baba! Ne güzelmiş. Ben karar verdim. Kuku başlıyoruz değil mi Kuzey Güney'den sonra? Tabii.
Çok acayipmiş ya. Robot değildir. Hayır hayır, o kötü anlamda yani. Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildir. Ha? Hayır hayır, o kötü anlamda. Hiçbir gelin robot değildir. Anlamda yanlış anlamayın. Hani diyorsunuz ya, hareket edemiyorum, sadece kollarım. Ben kesebilir miyiz? Ben kötü oldum. Abi kadın. Benim en sevdiğin ders hangisi? Benim en sevdiğim ders İngilizce. What's your name? One thing Sandy. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim, gitip geçmediğini ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir kişisel hareketinizi halledin. Biz de taksimizi yapalım. Gördüm ben. Farkındayım ne yaptığımı. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçtiğinizleri biz de görebiliyoruz. Yerde yanan ışıklarda gözüküyor. İyi uçuşlar olsun. Efendim, frekansı polemik yapmayalım lütfen. Anlaşıldı. Gerekli durum olursa ilgilere bildiririz. Taksiye devam edin efendim. Dışımız ikinci kez kulüde böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim. Bilginiz olsa siz de rapor edin, olur mu? İşte bekliyorum. Gelsin, görüşelim kendisiyle. Görüşelim canım, görüşelim. Bekliyorum. Çıkışa gel. Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçilere Suriye briefingi. Ankara'da görevli yabancı misyon şefi. Ne dedin ama? Suriye briefingi. Ankara'da görevli yabancı misyon şefi. Benim işime karışma. Bana hikaye anlatmayın. Ali. Bilim bilmeden geyikler yapmayın bana. Bu kız çok güzel lan o dizide. Hiç kim olduğunu bilmiyor. Hayat bilgisinde. Benim psikoloji hocam böyleyim işte. Karizmatik benim işte. Nasıl hayal olabilir? Şu anda telefon attığımızda İsviçre portföy analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Güzelmiş Esra Hanım. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüşünde Antalya Havaalanı'ndan aldık. Çok farklı. Evet. Evet farklı. Tüm acaba hani bir anısı var mı? Tabii ki. Anısı var mı? Var amına koyayım. Atom parçaladık beraber. İşte aynı o. Öyle mi? Evet. Biz bilim adamı kimdir? Birkaç tane var. Şarkı olarak mı söyleyeceksin? Hayır. Mikrofonu var. Ya Victor Hugo. Victor Hugo. Evet. En evet. Sevdiğim bilim adamı. Evet, sefilleri buldum. Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Yok o er... Duyudan mı gelmiş? Bak eskiden bu çok olay bir röportajdı, evet. Bak bu tarz röportajlar. Evine gidip evcil kedi köpeğini göstertip onların şovunu yapmak. Keşke Yağmur Dilaveroğlu eskiden çok ünlü bir kadın olsaydı da evine röportajla gidildiği zaman köpeğinin şovunu yaptırtabilseydi. Keşke. Keşke. Sağlık olsun. Yani birisinin de köpeği sunucunun koluna halleniyordu. Ben neyse şimdi o çok karanlık. Müzik yürüyüşümüzü şu hareketle almaz mıyız bütün müzisyenler? Bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketle mi alırsınız abi? Biz oy, Emine nedir bu? Evet. Ben bu muhabbetin ağzı nasıl işte? Ben de anlatayım onu. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Tamam mı? Bildiğin bir tane havuza şeker atmış. Şeker atmış. Ondan sonra almış havuzdan kaşıkla bir içmiş. Tatlı da tatlanmadı demiş. O deli öteki arkadaşına sormuş, demiş ki salak karıştırmadın ki demiş. Biz bunu 2 saat düşünüyoruz. Karıştırmadın yani. Havuzun suyunu karıştırırsa tatlanırmış. Fizikleri güçlü. Bak bunu kopuyordum bak bunu. Arada geldi, bir amın geldi. Bir şey konuşurken falan böyle canlı yayın yapıyordu değil mi bunlar? Bir yorumlarken falan böyle amına falan dedi ondan sonra. Nobre Fenerbahçe'de kaç 2 sene izledik. Amına o. Amına. Kopartıyordu ya. Selim'in kapıyı tabala astedi. Asmadı mı yoksa? Ben bu deli astı peki bu tabalayı. Ne tabalası ben baba ya? Peki. Uku. Ne yazıyor? Ferhatlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka ben babaya? Biraz ayıp olmuyor mu yani he? Köpekleri seninle bir tuttuğum için alındı. Karamizat desen var o yıllarda Türkiye'de. Değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmedi. Vallahi köpeklere ayıp ettik.
bozuldu. Doğun belki can çekişi yok. Belki bir hafta kızardın ama. Baba da her şarkıyı kendi yorumuyla bambaşka bir hale getirdi. Şu şarkıyı da nasıl moda soktu ya? Çocuk işçiliğine baş kaldırmamız gerektiğini hatırlatan... Harbi bambaşka. Ankara'nın en işlek caddelerinden bir... Polis camideki göstericileri böyle gözaltına aldı. Öğlen namazı kaç rekat? 4 rekat. Allah kabul etsin bu arkadaşımızı gözaltına al. Bir dakika. İşçiliğine baş kaldırmamız gerektiğini hatırlatan bir haber var sırada. Ankara'nın en işlek caddelerinden bir... Polis camideki göstericileri böyle gözaltına aldı. Öğlen namazı kaç rekat? 4 rekat. Allah kabul etsin bu arkadaşımızı. Belki sadece farzı kılmış. Koptum ya. Ankara'ya mı gelecek şimdi? Kim? Ülkeyi bitirdi de. Tayyip Erdoğan. Kurban sen Tayyip Erdoğan'a. Adam. Lafını düzgün konuş. Lafını düzgün konuş. Adam, ev,